Kalbinizin kenarında dursun. Şimdi bu memlekete kim hizmet eder onun seçimi var. Ünye'de kim oturacak ya da Ünye'de kim oturmayıp beldeye, köye, mahalleye hizmet edecek? Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini kim idare edecek de o bütçeden buralara pay verecek onun seçimi. O sebeple az biraz konuya ilişkin düşünüldüğünde İdris Bey'in memlekete hizmetleri de hesaba katıldığında kimin hizmet vereceği konusunda sizin herhangi bir tereddütünüz yok. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Bir de Ünye ile ilgili ufaktan kulağıma gelen tereddütler. Acaba Ünye'deki aday bu işi becerebilir mi? Allah'ın izniyle belediye değil devlet yönetecek kapasiteye sahip bir ekibe sahibiz. O yüzden rahat olun. Peridiyatak beldesi şöyle bir şanslı. Belediye meclis üyelerimizden daha önceki belediye başkanımız Kadir Bey bizimle beraber buraların organizasyonu, buraların eksiği, gediği, belediyeyi tekrar canlandıracak şekilde burada belediyeden biraz önce gördüm bir tane görevli var. Yani o da 6 aylık. Sen yetiyor mu buraya dedim. Yetiyorum dedi. Bence yetmezsin dedim. Daha kalabalık lazım. Buraların veteriner hizmetine ihtiyacı var. Buraların sağlık ocağı hizmetine ihtiyacı var. Buraların tekrar okullarının şenlendirilmesine ihtiyacı var. Niye? Çünkü çocuklarımız yetişecek. Bir, bağbahçe işini öğrenecek, hayvancılığı öğrenecek, tarımı öğrenecek. Bunları okulda öğrenemiyor. Bunları sizden öğrenecek. Öğrenecek, üretecek ki memleketin karnı doysun. Üretmeyince hep beraber aç kalacağız. O yüzden Saadet Partisi'ne üretim belediyesi ilan ediyoruz biz. Saadet Partisi'nin belediyeciliğini ileri belediyeciklerken üreten belediyeciliği hedefliyoruz, hayal ediyoruz. Belediye ya borç alacak geçimini sürdürecek ya da üretecek geçimini sürdürecek. Niyetimiz üreterek geçimimizi temin etmek. Bunun için ne yapacağız? Birincisi köylünün ürettiği ne varsa satın alan bir belediye. Bu ürünleri ne yapacağız? Belediyenin deposu mudur? Yok. Bu ürünleri de satacağız. Bir, o aldığı ürünleri paketleyeceğiz. Sonra patentleyeceğiz. Ürüne marka vereceğiz. Daha sonra da pazarlayacağız. Pazarladığımızda mal paketlenmiş, patentlenmiş mal köylünün elinde katına kat değerlenecek. Burada ürettiği ürünün üretimi konusunda hangi destek gerekiyorsa Ünye Belediyesi bu desteği verecek. Ürününü alıp pazarlayacak. Niyetimiz, hayalimiz, hedefimiz bu. Alkışla çalışmıyoruz ama alkışlarsanız moral buluyoruz. Allah'a emanet. Şimdi gibi. Evet. Sayın Başkanım. Dinliyorum abi. Buyurun. Bizim yol sorunumuz var. Gezemiyoruz. Şöyle. Çok başa gelen belediye başkanları yol yapmadı bize. Şimdi özür dilerim. Tabii belediyeden de Ahmet Bey. Buralıydı Ahmet Bey. Tabii ilk hayaliniz, ilk hedefiniz o başkan olur olmaz diye yol olacak diyordunuz. İnşallah yolu yapmak bize nasip olur. Ama belediyeler şu an itibariyle bütçeleri tam takır kuru bakır. Bahsettiğim üreten belediyeciliği geçemezse belediye kim gelirse gelsin. Cumhurbaşkanı da Ünye Belediyesi'nin başkanı olsa belediye kasası boş. Bu yolların yapılma imkanı yok. Ne lazım? Önce üretecek, parasını kazanacak, o imkanla yol yapacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde İdris Naim Bey'in seçim kazanma ihtimalindeki planı, hayali de bu üretim yönünde. Üretimin de sağlanması için altyapının mutlaka iyi olması lazım. Altyapı iyi olacak ki buradan ürün alınacak, ürün getirilecek. Peridiyatak'la yol arasındaki mesafe kaç kilometre? 16 kilometre. Aslında normalde çocuk oyuncağı gibi bir şey. Ama inşallah bunu yapmak bize nasip olur diyeyim. İnşallah. Buyurun. İnşallah. Başkanım, şimdi 40 yıllık belediyeyiz biz. Peridiyatak'ın. Artık mahallesiniz. Mahalleyiz. Evet. Ordu'nun da en büyük mahallesi. Evet. 12 muhtar bir başkanla yönetiliyordu. Evet. Şu anda bir tek muhtar yönetiyor. Evet. Ki ne kadar yönetebilirse. Dün 3-4 beldeyi gezerken aynı sorular soruldu. Bu bence doğru bir yönetim anlayışı değil. Eski mahalle isimleriyle, mahalleleriyle, muhtarlarıyla ama yine de organizasyonunu burayı boş bırakmadan. Buranın belediye şubesi olacak. Gene 12 belki fazladır ama mutlaka daha fazla muhtar ve yönetimde en kılcal damara hizmetin gitmesini sağlayacak bir anlayışı oturtturmak zorundayız. O sebeple eski hale getirmesini istiyoruz, düşünüyoruz. Devamında yazın ortasında dahi mahallelerde insanlar minibüsüne zincir takarak çıkıyor. Yazın ortasında. Bizim için yol olmazsa olmaz. Ekmek peynir gibi. Biz Ünye'ye belediye başkanı, Büyükşehir'e belediye başkanı. Kim gelirse gelsin. Bize bu saatten sonra kahraman lazım. Yani mazbatayı aldığınızda Allah size nasip ederse birinci hizmet yerinizin Peridiyatak olması bizim için çok önemli. Onu bize vaat etmeniz. Şöyle söyleyeyim. Bizim de kahramanımız olursun. Ünye açısından söyleyeyim. Ünye'nin en zor ulaşılan yeri burası. Burayı ilk göz önünde bulundurup ilk burayı yaptık mı işimiz daha kolaylaşır. Evet. Yani öne almakla kastımız
en uzaktan, en hücreden, en zordan başlayarak çalışmalara başlarsak kendi işimizi kendimiz rahatlatmış oluruz. O açıdan zaten bu anlamda ön sırada Filipya. Başkanım, bizim arkadaşımız yani belde başkanımız Newport yaptı, yol yapacak yani. Newport'u yaptı. Evet, yani biz tüketen değil de... Kaç kişi girmiş şu Felicia'dan, bir sorar mısınız? Biz tüketen değil de, üreten belediye derken bunu kastediyoruz. Uluslararası ağların içinde insanları tüketmeye zorlayan bir sistem var. Ama biz insanımızı üretme konusunda destekleyip o destekle Allah'ın izniyle bu anlattım biraz önce Ovacık Belediyesi'nde 3000 nüfuslu bir yerden bahsediyor. Biz 130 bin nüfusluyuz. İnsanımızla beraber çalışırsak başarmayacağımız herhangi bir şey yok Allah'ın izniyle. Bahsettiğim konu da şehrin tüketim damarlarına değil, İlçenin tamamını hesap ederek üretim kanallarına ihtiyacı var. Bu kanallarla insanını zengin etmeye ihtiyacı var. Başkanım, son bir cümle. Pelitya'da Ünye'de 5000 üzerinde nüfusu var. Aynen öyle. Evet. 5000 üzerinde. Evet, var. Pelitya'da yaşayan yaklaşık 3000 nüfusu var. Türkiye'de bir hayvana zarar geldiği zaman medyanın ne kadar yayınladığını, meclisin yasa yapmak için harekete geçtiğini görüyoruz. Bu Pelitya'da insanının doktoru yok. Evet. Parmağı kesilse pansumanını yapacak hemşiresi yok. Evet, aynen öyle. Pelit yatakta insanlar yolda kanamalı doğum hastası ölüyor. Annesi babası kalp krizinden yollarda ölüyor. Yani bu ülke ırmağın dibine ambulans yollayabiliyor. Ama şuraya bir prefabrik de olsa, portatif de olsa adı neyse bir nöbetçi ekip. Biz bu kadar mı kötüyüz? Şimdi 2014'te büyük şehre geçerken yaptığımız en büyük eleştiri beldeler kapanacak, beldeler körleşecek, üretim kanalları tıkanacak diyorduk 2014 yılında. 2014 yılında o sebeple de büyük şehir olmasının eleştirisini yapıyorduk. Bugün bu hale geleceğini tahmin ederek bu konuyu İdris Bey'le görüştüğümüzde dedi ki ya ben büyük şehir yaptım ama büyük şehir yaptığım arabanın direksiyonuna ben oturacaktım. Direksiyonuna ben oturmadığım için kötü yönetildi, kötü yönlendirildi. Nüfusu aşağı kayması için hangi politikalar uygulandıysa buralar körlendi. Şimdi yapmamız gereken buraları tekrar hangi fikirlere şenlendiririz? Dün aradığımız bir yer dedi ki mutlaka hayvancılık gelişmesi için beldelere veteriner hizmeti verilmesi lazım dedi. Başka bir arkadaşım dedi ki ya veteriner hizmeti çok iyiydi dedi. Ya insanımız ölüyor dedi. Sağlık hizmeti verilmesi lazım dedi. Bunlar mevcut iktidar tarafından maalesef göz ardı edilen şeyler. Biraz önce genel politikaya girmeyeceğim dedim ama maalesef genel iktidarın politikası kırsalın boşaltılması yönünde. Bu politikalara da dur diyecek bir muhalefet gücü lazım. Bir tabiri caizse kahraman lazım. Biz kahramanlık yapmayalım ama birlikte hep beraber bir şey ortaya koyalım ve kahraman olalım inşallah. İnşallah. Allah muhafaza. Bizim Filipya Taksakı su arıtmamız Karadeniz'in ikinci Karadeniz'de. Burada bir Karadeniz'de de ikinci. Şu anda suyumuz yok. Mesela belediyeye gidiyorsun Oskin'in. Büyük şehire diyorsun Oskin'in. Sanki Büyükşehir Belediye'nin bir kuruluşu değilmiş gibi. Miladını tamamlamış borular. 20 yılı çok aşmış. O zaman da artık elle kazılarak gömülen kirli plastik borular. İlaçlama yok. Basınç kırıcılar zaten miladını tamamlamış. Ben gelen mühendise sorduğum zaman bu arıtmaya dedi su girdiği zaman 500 saniye bir ay su girmese yeter dedi. Arıtma öyle ziyaret. Öyle, o kadar büyük. Ona rağmen biz susuz kalıyorsak müracaat edecek yerimiz kalmadı. Seçimi kazanmada sıkıntı yok. Allah'ın izniyle o tamam seçimi alındı. Orada sıkıntı yok. Çünkü artık benim gibi birisi de öyle diyorsa 40 yılı şey efendi seçimde sıkıntı yok. Onu aldınız. Allah'ın izniyle. Önemli olan bizim bu su arıtmamız. Elektrik şeyleri yenilendi mesela. Sadece 12 muhtarlığın 2-3 muhtarlığı gerisi bir yasa şey oldu. Ya Pelitya'da ihale girdiyse Pelitya'da karadan çıkması lazım. Maksimum atıyorum merkezine kadar yapmışım veya bir mahalle yapmışım. Gerisi insan değil mi? Girdiyse ihale komple yapılır. Bunlar bizim. Çok büyük sıkıntımız yok ki. Hepsi 30 günlük. Bir de yılda burada 2 ay çalışılıyor. Yüksek kesim gördünüz geldiniz. Nedir? 6. 7. 8. ay. Onun da yarısı yağmur olur. Günye en uzak mahalle. Ne var buraya aradan çıkartmak? Aynen öyle. Vallahi yani, imerci usulü yapılsa yani, yapılır. Niyet burayı şenlendirmek olduktan sonra başarılmayacak bir şey yok. Yani altyapı hazır, tesis hazır. Birinin bismillah deyip çalışmaya başlaması lazım. Yanlış mı söylüyorum? Evet, doğru. Yani, İdris Bey'in de burayla helalleşmesi lazım başkanım. İdris Bey'in büyük şehir olmasında ordunun katkısı büyükse, büyük şehir yasasından dolayı biz buralarda mağdur kalmışsak
İdris Bey'in buralarla helalleşmesi lazım. Şöyle bir cümle kullanayım. Gelip hakkınızı helal edin desem mi daha iyi? Yoksa 5 yıl bu çarkı geriye çevirecek faaliyetleri yapıp kendi geldiğinde biz 5 yıl sana hakkımızı helal etmiyorduk ama bu son 5 yıl yaptığın sebebiyle hakkımız helal olsun. Yani helallik çalışarak olur. Aynen. Kesinlikle. Biz onu istiyoruz. İnşallah. Yani inşallah İdris Bey buraya gelir. Ya şöyle, yerinde bizim sorunumuzu görür. Ben istiyorum ki buraya geldiğinde şimdi nasıl sohbet ediyorsunuz, konuşuyorsunuz? Yani genelde şu oluyor. Siyasetçiler büyüdükçe halk onunla konuşmak istemiyor. Benle konuştuğunuz gibi konuşmuyorsunuz. O geldiğinde de etmeyin eyleri. Ha bu derdiniz. Siyasetçi konuşmak istemiyor Sayın Başkanım. Halk can atıyor. Bakın ben sandık başındayım. Zamanında bakın anlatayım başıma gelen ben. Medyanın duyma değil. Sandığı kapattık gitti. Dönemin il başkanı CHP Osman Güngör aradı beni. Bahri Bey senin sandıkta hiç oy çıkmadı. Ya bunlar hırsızdır, çalmıştır. Ya senin oy da yok. Ne bileyim dayımın oğlu mahallenin içerisi başkan oldu oraya gitti dedi. Ama hayallerimiz suya düşmemeli. Böyle olmamalı. Tabii, aynen öyle. Şimdi aynısını biz İdris Bey için de yapacağız sizin için de. Ama kazanmada sıkıntı yok diyorum ya. Arada kazandığınız zaman böyle olursa bakın artık bura psikopata bağlandı. Belediyeyi basarlar başkanım. İnan ki canımı çıktı buraya. Kemik dayandı bitti yani. Biz ya, sizin Ünye Belediyesi'ne sizin yanınızı da mahvederiz orayı da. Bize yardımcı olun. Yani böyle olmak lazım. Dediğim gibi. Can çıktı ya artık. Etmeyin eylemeyin. Siz derdinizi birinci ağızdan derdinizi. Dert söylemeyen dermanı. Tamam gelin aynısını biz onlardan diyeceğiz. Eyvallah. Konuşacağız başkanım. Artık biz bu zamana kadar bize dışarıdan gelen misafirlere biz hoş geldiniz. Ne yer içersiniz dedik. Biz hiçbir şey istemedik. Kusura bakmayın. Şimdi isteyeceğiz. Size çay ısmarlayacağız. Devamında da hizmet istiyoruz yani. Artık istiyoruz. Yol su elektriği. Evet. Çok sıkıntı. Yani elektriğimiz çok sıkıntı. Yol. Yol varsa sağlık da var. Yol varsa bütün hizmetler var. Ama yolun olmadığı yerde hiçbir şey yok. Artı son nokta. Bu beldede minibüsçülük yapan bütün arkadaşlar Ordu'nun, Ünye'nin şehir merkezindeki minibüsçülerle eşit kıyaslanıyor. Aynı mücadeleye etmiyorlar. Aynı yollarda yarışmıyorlar. Onlar servis çekiyorlar. Ünye'deki de kilometrede atıyorum 170 lira alıyor. Buradaki de 170 lira alıyor. Ne aynı yakıt yakıyorlar ne aynı yolu kullanıyorlar. Okul servis fiyatları konusunda söylediği şey. Evet. Tabii ama buna belki Milli Eğitim Bakanlığı bakıyordur. Ama büyükşehir burada bu insanlara teşvik yapabilir. Büyükşehir yapabilir. Sizin anlamınızda değil ama siz de desteklerseniz bu işler daha güzel olur. Çünkü burada yaşayan insanlara bence ekstra yaşıyorlar diye teşvik vermek lazım. Şimdi bir cümle söyledi. Çok güzel bir cümle söylüyor. Tepenin başında ev kurmuş adam. Kurduğu ev kale gibi toprağı bekliyor. Normalde o adama madalya takılması lazım. Belediyenin yaptığıysa su saati takıp fatura takıyor. O sebeple abimin bahsettiği mevzu çok çok mühim bir mevzu. Belediyenin elinde hangi imkanı varsa kırsalın tekrar üretmesi, ambarların tekrar dolması için mücadele vermesi lazım belediye. Bizim belediyecilik anlayışımız bu olacak. Başkanım içemiyoruz. Bir çay içelim. Ayakta kaldınız. Hakkınızı helal edin. Bir çay içelim de. Öyle.